İlk kez üç boyutlu bir video çekiyorum. Hemen gözlükleri takmayın çünkü zaten odada ancak sana kadar yer var. Benim göbekle birlikte girmeyeyim. Üç boyutluan kastım. Şu olayı üç boyutlu ele alacağız. Konumuz esaretin bedeli. Birinci bölümde esaretin bedeli yani dünyanın en iyi filmi. Ki böyle Godfather'la falan böyle kapıştı. Hatta bir ara Batman falan da böyle birinciliği oynadı ama. Esaretin Bedeli yıllardır birinciliği bırakmıyor. Esaretin Bedeli dünyanın neden IMDB'deki en iyi filmi, bütün dünya onu o kadar seviyor onu göreceğiz. İkinci bölümde yani işin ikinci boyutuna geçtiğimizde esaretin bedelini kölelik ki bunun üzerine ayrı bir video da gelecek. Amerika'nın ve Avrupa'nın soykırımı, kölelik soykırımı ve Amerika'nın kızılderililerin soykırımı açısından o esaret var ya. İşte o esaretin bedeli nasıl ödenmiş onu göreceğiz. Ve üçüncü bölümde de sizin esaretinizin bedelini göreceğiz. Çünkü siz de birçok şeye, birçok insana esirsiniz ve bir bedel ödüyorsunuz. Gelin üç boyutlu bir video izleyelim. Başlayalım. Hoş geldiniz. İlk önce Esaretin Bedeli filmiyle başlıyoruz. İlk film incelemem. Muhtemelen de son filmi incelemem. Çünkü ben film incelemesi yapmayı sevmiyorum çok fazla, böyle kaliteli yönetmeniyle falan konuşmak lazım. İçiniz rahat olsun, gençliğin spoiler dediği yani filmin içerisinden bir şeyler verme, sizin onu izleme keyfinizi mahvetme gibi bir huyum yok. Huyum olmadığı için de dikkat edeceğim. Ki daha önce Predestination filmini hiç etmiştim, hatırlıyorum. Aslında Esaretin Bedeli çok ilginç bir eser. Eser diyorum çünkü Stephen King'in ki- bütün kitapların koleksiyonu var bende. Ben 11 yaşımda ilk Stephen King'imi okudum hatırladığım kadarıyla. Kare Kule serisi dahil şu koltuğun yanına koysam iki tane kule görürsünüz yani. O kadar çok Stephen King'im var. Bunların iki tanesi de özel basım. Amerika'dan ve İngiltere'den özel basım getirildi. O kadar hastayımdır Stephen King'e. Peki esaretin bedeli neden Stephen King'de kesişiyor? Çünkü aslında esaretin bedelini e, ilk taslak olarak yazan kişi Stephen King. Rita Hayward'ı seven adam isimli bir eserinden aslında kuşku mevsimi Türkçesi 4 hikayelik hatta 4 ya da 5 hikayelik bir eserin bir bölümü Rita Hayward'ı, Rita Hayward'ın posteri var çünkü hapishanede göreceksiniz filmi izleyince. Rita Hayward'ı seven isimli, adam isimli bir hikayenin genişletilmişi. Kim genişletiyor? Frank Darabont. Frank dediğimiz bu abi, soy ismi zor, yanlış telaffuz edeceğim biliyorum. Darabont. Darabont dediğimiz bu abi mükemmel bir adam. Çünkü daha sonra göreceksiniz Green Mile, Yeşil Yol ki o da Stephen King'indir. O kadar mükemmel bir film ki bak film ötesi film, über film. Ve hem Esaret'in bedeli hem Yeşil Yol hakları yenmiş filmdir. Az sonra anlatacağım. Bu iki filmi de beyaz perdeye sinemaya aktaran Frank Darabont ve eserler Stephen King'e ait. Siz bu muhteşem Frank Darabont'u neyi yazdığında nereden tanıyorsunuz biliyor musunuz? Walking Dead. Evet. Bunun da hikaye kurgu yaratıcısı yine Frank. Bu muhteşem yönetmen ve hikaye yazıcısı ve fikir üreticisi ve bir parçada amatör, oyuncu değerli kişi. Oyuncudur bu arada. Bu fikir adamı, bu muhteşem insan Stephen King'in çeşitli eserlerini sinemaya uyarlamış. Ben Stephen King'in o beynindeki, ben böyle bir yazar görmedim. Aslında Dean Combs falan yarışır böyle. Hatta dış kulvardan Wilbur Smith falan gelir ama Dean Combs'la Wilbur Smith, Stephen King'in deli kafasına hiçbir zaman ulaşamamıştır. Benim bugün video çekme açımı, bakış açımı genişleten insanlar Stephen King'dir. Ve bu arada çocukların da asla okumaması gereken bir yazardır. Çünkü psikolojiyi bozar. Aha ürün mamul ortada yani. Burada bizim şunu bilmemiz lazım. Esaretin bedelini Stephen King'in küçük hikayesini alıp genişleten Frank öyle bir senaryo yazmış ki aşağıya linkini koyarım şu an ekranda da görüyorsunuz muazzam bir genişlikte detayla incelemiş. Normalde Stephen King kitapları beyaz perdeye aktarıldığım patatese döner. Esaretin bedelinin de yeşil yolunda Stephen King'in eseri olup mükemmel filmler olup mükemmel bak iyi demiyorum mükemmel filmler olup aynı zamanda Frank tarafından e, beyaz perdeye geçmesinin bir ortak fazladan yönü daha var. Bu kadar şeyin yanında bu filmler en iyi film dalında Oscar alamamıştır. Evet dünyanın en iyi filmi olan yani IMDB 1'de olan bir esaretin bedeli yanılmıyorsam 17-18'de olan Forrest Gump'a yenilmiştir o yıl. Çünkü 1995 mükemmel bir yılda öyle filmler vardı ki Leon çıkmıştı, Forrest Gump çıkmıştı, Dört Nikah Bir Cenaze, Pulp Fiction filmler coşmuş böyle Pulp Fiction ve Leon'un böyle filmlerin alıntıları böyle insanların dolaplarını falan süslüyor ama geç. Dolayısıyla Forrest Gump 13 dalda aday oluyor ve 6 dalda Oscar alıyor en iyi film dahil. Esaret'in bir deyi Shawshank Redemption e, maalesef alamıyor Oscar ve o Oscar alamadığı gibi gişede de çakılıyor yani 20 milyon dolara mal olan bir film gişede 12 mi 17 mi öyle bir ya zararına satıyor özüm hasılatı çok düşük ama e, çok ilginç bir şekilde sonradan millet bunun DVD'sinin kıymetini ve tüm zamanların en çok satan DVD'lerinden bir tanesi Esaret'in bedeline ait. Bu filmi mükemmel yapan şey bak Morgan Freeman anlatacağım adamı harika bir insan. Yani evet ismi taciz davalarını falan karıştı ama oyunculuk olarak harika bir insan. Tim Robbins ki Tim Robbins'i ben bir de gizemli neyim Mystic River'da izlemiştim. Enfes o filmi de izle. Gözün kapalı izle. Tim Robbins de Morgan Freeman'ın yan yana gelmesine bir de Frank Darabont'la Stephen King'in hikayesi geldi ya. Filmin yan oyuncularını falan hiçbir şey demiyorum. Ben bir esaretin bedelinde görmüşümdür ki Türkçeleştirilmesine rağmen Türkçe çevirisi bile, dublajı bile mükemmel olsun ki internette de baktım Star Tv'de yayınlanan çevirisine, dublajına daha doğrusu özür dilerim, e, Türkçe seslendirmesine bayılıyorlar. İsterseniz Star'dakini bulun, isterseniz e, altyazı ile izleyin ama esaretin bedeli hayatta izlemeniz gereken filmlerin biri, bir, zirve, babası. Oscar'a Morgan Freeman'da aday gösteriyorlar ama 2005'e kadar alamıyor. Çünkü <laughs> Brad Pitt'e falan böyle kafayı takan, Leonardo DiCaprio'ya kafayı takan jüri aslında böyle zor veriyor esmer vatandaşlar ama 2005'te alıyor. E, Morgan Freeman e, baya bir adaylığı var ama biz Oscar olayına geri dönersek şu 10 yılına bakacağım genel kültürün olsun diye enfes filmler olup Oscar alamayan enfes örnekler göstereceğim size. Enfes kere enfes filmler. Size zaten önerdim yılbaşında da izleyin ne olur bu yıl diye. Bir nolusu 1997 Good Will Hunting can dostum. En iyi filmi alamadı. Oscar vermediler. Aslında biz Morgan Freeman'ın oynadığı bir film Oscar aldığını gördük. E, Miss Daisy'nin şoförüydü. Ve üstelik de 1989'da Ölü Ozanlar Derneği'ni geçip Oscar aldı. Düşünün. Ama böyle devam edelim. Bugünlere biraz daha gelelim. 1998. Bu filmin en iyi filmi alamadığına inanamayacaksınız. Erayn'ı kurtarmak. Yani e, erkeklerin bayılacağı bir film. Kadınlar da illa sever ama erkeklerin bayılacağı bir film ve alamadı. E, yanılmıyorsam gerçek hayattan uyarlamaydı. Oscar'ı vermediler. Başka kimlere haksızlık yapıldı biliyor musunuz? 1999. 3 film kapışıyor. American Beauty, Amerikan Güzeli Oscar'ı en iyi filmde alıyor. 6. is ve yeşil yol alamıyor. 6. ki yani 1999 siz yaşamadınız biz yaşadık. 6. filmin sonunda böyle koltukta kaldığım bir şeydi böyle diye. Ee, birbirinden nefret eden insanlar filmin sonunu söylüyordu diğerine. Ama filmin sonunda titanik batıyormuş gibi değil. Öyle bir filmin sonu vardı ki şimdi spoiler vermeyeceğim. Öğrendim bir filme gitmenin anlamı yoktu. Ve o mükemmel film en iyi film alamadı. Burada patladığım böyle haksızlığın über ötesinin yapıldığı yıla geliyoruz. Yıl 2010. Bak 2010. Bundan 9 yıl önce. Artık 2019'dayız. Film King's Speech. Oscar alıyor. Ben filmi izledim. Ya özür dilerim ben patatesim. Bak söylüyorum ben kendimi öz eleştiri yapayım. Patatesin film sıkıcı ötesi sıkıcıydı. Yani, yani neyse şimdi filmi de kötülemeyelim. Oscar King Speech alırken kimler alamadı biliyor musun? Black Swan. Yani siyah kuğu ki kişisel gelişim filmlerinin babasıdır. Öyle de söyleyeyim sana. Psikolojik kişisel gelişimdir. Film içerisinde bir parça şiddet, bir parça da eşcinsellik vardır. Baştan uyarayım izleyecekseniz. Ben bayıldığım bir film Oscar alamadı. Hadi onu geçtim. Inception ya. Inception başlangıç Oscar alamadı. Niye biliyor musun? Bence jüri filmi anlayamadı. Filmin şemaları falan çözümlemesi Oscar töreni geçmişti. Aynı şekilde 2012'de Life of Pi'nin ve 2014'te Whiplash'in Oscar alamaması da bana koymuştur. Ama bunları bir kenara atalım. Esaretin bedeline geri dönelim. Dedim ya esaretin bedeli böyle özel bir film. Çünkü Frank Darabont öncesinde deneyen böyle Stephen King'i e aktarmayı deneyenler çok başarılı değildi. Dirim Dreamcatcher vardı. Ben beğenmemiştim. Çok başarısız aktarılmıştı. Firestarter aktarılmıştı. Tepki o da olmamıştı en bayıldığım Stephen King kitabı Gerekli Şeyler Dükkanı, Gerekli Şeyler Needful Things rezalet bir şekilde sinemaya aktarıldı. Ha bir tane başarılısı vardı. Bak eğer böyle sinirlerin sağlamsa, böyle şiddet falan gördüğünde gerilimden korkmuyorsan Misery'i izle. Ekrana hepsinin posterini koyduğum için tek tek isimlerini Türkçe söylemeyi maalesef unutuyorum bazen. Ama Misery mutlaka izlemeniz gerekiyor. Enfestir. Yanılmıyorsam ölüm kitabı falandı ismi. İzlediğiniz ya da izleyeceğiniz esaretin bedeninde Tim Robinson'ın rolü Tom Cruise ve Kevin Costner'a teklif ediliyor. Tom Hanks'e de teklif ediliyor. Tom Hanks Forrest Gump'a bayılıyor. Hop diyor ben oradayım. Tom Cruise ve Kevin Costner bu kadar paçavra filmde ben oynamam diyor falan filan derken çekip gidiyorlar. Filmde oynayan Morgan Freeman'ın özel bir durumu var. Filmdeki ismi Red yani kırmızı. Sebebi İrlandalı rol. Yani o konsept İrlandalı. İşin ilginci zenci İrlandalı yok. Yani siyahi daha doğrusu özür dilerim. İrlandalı yok. Siyahi İrlandalı olmadığı gibi Morgan Freeman'ın bu rolde oynaması da o yüzden biraz garip. Ama ismini Red diye geçiriyorlar. Hatta filmde spoiler vermeyeyim. Filmde buna bir gönderme var. Ha bu rolü çeviren o araya sıkıştırayım. Yani bu başrolü Tim Robinson rolünü oynamayan Kevin Costner ne de oynadı biliyor musun? O dönem tarihin en kötü filmi seçilmişti. Bak en kötü. Waterworld, Su Dünyası. Şu anda da herhalde en kötü ilk onda vardır. En patates filmde oynayıp dünyanın en iyi filmde oynamamak da Kevin Costner'ın şansıdır. Kariyeri orada döndü zaten. Orijinal eserde Jane Mansfield, Linda Ronstadt, Hazel Court'un posterleri var ve en son Rita Hayworth'un posteri geliyor. Ama filmde bunlar uygun görünmüyor. Yani insanların dikkatini biraz daha tanıdık isimlerle çekelim deniyor. Ve Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Raquel Welch'in posterleri kullanılıyor özellikle. Çünkü bunlar biraz daha tanınır, popüler. Filmi izlediğiniz zaman bu posterlerin önemini anlayacaksınız. Şimdi niye posterden bahsediyor bu adam? Çünkü inanılmaz önemli öğesi var posterin. Hatta sonradan mantık hatası var mı yok mu filmde diye tartışıldı. Şimdi gelelim Morgan Freeman'a. Bu adam çok önemli bir adam. Bunu böyle e, Münir Özkul gibi düşünebilirsiniz. ya. Yani i̇sim olarak benzetmiyor ama Münir Özkul da yaşlı olduğu dönemde birçok filmde oynadı. Böyle gençliğini çok görmezsiniz. Ki ben gençliğinde Ferhan Şensoy'du yanılmıyorsam bir belgesel gibi bir şey hazırlamıştı birisiyle birlikte orada gördüm. Yani siyah beyaz çekimlerde görebiliyorsun tiyatroda, e, Dünbüllü İsmail Dünbüllü tiyatrosunda yanılmıyorsam. Ama e, Morgan Freeman'ın böyle yaşlılık dönü parlayan ve çok önemli ikon bir isim. Çünkü e, zenci olup özür diliyorum tekrardan <laughs> siyahi olup e, Amerikan Başkanı Amerikan Başkan yardımcısı yargıç kovboy emniyet amiri oynayabilen kimse yok. Hatta ee, Allah'ı oynadı diyeceğim şimdi bazıları tepki gösterecek ama hadi Tanrı diyelim onların bakış açısıyla bazılarının Tanrı rolünü oynuyor. Bruce Almighty de ki Jim Carrey eşlik ediyor. Eğlenceli, komik bir film. Şimdi başımıza iş almayalım durduk yere ama bütün bu roller bir siyahi vatandaşın oynaması için çok ağır roller. Normalde hayatta alamayacağı roller. Sonradan Morgan Freeman güzel işlere imza attı, belgesellere. Bir ara kare kara delikler üzerine, wormhole üzerine bir belgesel vardı. Orayı seslendiriyordu. Sonradan İnancın Hikayesi diye bir belgesele başladı. Bunun için çeşitli ülkeleri ziyaret ediyordu. Ve Konya'ya da geldi. Çatal gitti. Hatta burada bir anısını anlattı. Daha önce bir Ayasofya'yı ziyaret etmiş. Ve Ayasofya'yı ziyaret ettiği zaman oradaki fresklerde birçok dinden kalan ibareler, öğeler nasıl korunmuş onu görünce etkilenmiş. İslam dinine özel bir bakışı gelişti. Hatta bazı gazeteler gaza geldi işte. Joe Morgan firmanın Müslüman oldu falan. Morgan firmanın o dönem biraz ismi başka şeylere karıştı. Böyle taciz davalarına falan. E, tabii ki bunlar artık bizi ilgilendirmiyor. Artısı da de ona kalmış. Ben filmografisine bakarım. E, oynadığı filmler içerisinde çok güzel filmler var çünkü. Bir gün soruyorlar Morgan Freeman'a diyorlar ki niye küpe takıyorsun? Kulağında bir altın küpe var. O da diyor ki ben çocukken diyor korsan filmleri izlerdim. Ee, ve orada gördüm ki işte korsanların kulağına altın küpe takmasının bir sebebi hmm. varmış. Bir açık denizde ölürlerse kulağındaki küpe satılıp cenazesi yapılsın diye. Ben de kendimce denizciyim o yüzden küpe takıyorum. Bir gün ölürsem e, en azından masrafım çıksın diye bir şaka yapmış. Şimdi filmden çıkıp e, biraz daha yaklaşırsak bu filmin bu kadar sevilmesinin sebebi ne? Birincisi toplumun her kesimini sana kucaklıyor yani masum insanların hapise düşmesi ki filmde bir replik var hepimiz masumuz burada diye hapishaneyle ilgili ee, ve insan çok çabuk kendinden bir şeyler buluyor. Film izlediğiniz zaman göreceksiniz çok gerildiğiniz 6-7 sahne olacak ee, boş diyalog yok herhangi bir şeyi dinliyorsanız ilerideki bir şeye mutlaka atıf yapılıyor ee, ben bu filmi bu yüzden üç ya da dört kez izledim ve bayılıyorum. Aynen bu filmdeki kaçış olayı Clinton hapishanesinde Kanada sınırında böyle Amerika'nın gerçekleşti. iki mahkum aynen bu şekilde kaçtı ki 150 yıldır böyle bir kaçış yok. E, filmi tekrardan hiç etmemek için söylemiyorum nasıl kaçtıklarını. Mutlaka izleyeceksiniz. Ama filmin muhtemelen filmden de etkilendi diyorlar. Aynı yöntemi kullanarak kaçıyorlar. Hapishaneden kaçmanın çok büyük bir olay olduğu diğer olay Alcatraz. Ki 1979 yılı Alcatraz'dan kaçış filmini %1 milyar öneriyorum. Esaretin bedelinin oradan etkilendiğini de söylerler. 1979 yapımı. Benim doğduğum mükemmel yıl. Ee, ama e, Alcatraz'ın hikayesi de şu. 1934 açılıyor. E, bir ada üzerinde. Kıyıya çok uzak. 5-6 kilometre. Ve kimse ada, kaçamıyor Alcatraz'dan. Çünkü temeli çok sağlam. Ve denize atladığında senin kuleler görüyor tabii ki. E, Alcatraz'dan 3 kişi kaçmayı başarıyor. Bak 1934'te açılıyor. Ve bu 3 kişi kaçtıktan sonra 1963'te de 64'te de kapatılıyor. Şimdi müze halinde zaten. Yani Alcatraz'dan kimse kaçamaz diye bir iddia var ve kaçılması üç kişinin kaçması kapattırıyor ki National Geographic'in belgeseli var bu konuda. İzledim. Hala nasıl kaçtıkları üstüne teorileri var. Bak bilemiyorlar nasıl kaçtığını. Ve birkaç yıl öncesine kadar da sırdı ki halen sır. Ama 2013'te John Anglin 83 yaşındayım ve kanser hastasıyım, ölmek üzereyim, beni tedavi edin, ben de hapse geri döneyim diye 50 yıl sonra FBI'ya mektup gönderiyor. 50 yıl. Düşünebiliyor musun? 50 yıl boyunca kimse kaçan 3 kişiyi bulamadı ve Amerikan hükümetinin açıklamaları var, FBI'nin falan. Onlar akıntıda boğulmuştur, boğulmuştur. 50 yıl sonra gelen bu mektup biraz can sıktı. Demek ki Alcatraz'dan, Amerikan adalet sisteminden bir şekilde kaçılıyormuş. Madem Amerikan adalet sistemi lafı çıktı ağzımızdan, şimdi gelelim e, videonun ikinci boyutuna. İkinci boyutu şu. Amerika'nın e, insanlara uyguladığı bir esaret var. Kime? Siyahi insanlar yani zenci köleleri onların tabiriyle. Ve Amerika'nın yerdesi olan insanlara, kızılderililere. Bunlara soykırım uygulamıştır Amerika. Kimi kitaplara göre 30 ile 60 milyon arası kızılderiliyi öldürmüştür zevk için zevk için soykırım yapmıştır. Ki suna yakınının kitabında ilk kanın dökülmesi var. E, artık İspanyol kâşifler, yanılmıyorsam. Kılıç çekiyorlar kızıl Kızılderililere, oranın yerlerine. Ve onlar da tutuyorlar kılıcı. Herhalde bu şekilde selamlaşıyorlar diye ve James Amerika'nın yerleşimin ilk olduğu yer. Amerika'nın kuruluşunu size bir türlü bir fırsat bulup anlatamadım. İlk kan orada dökülüyor. Kızılderili kılıca uçladığı için. Selamlaşmak için. İşte bu ikkanın dökülmesi yetmiyor. 60 milyon kızılderili öldürüyor, bir o kadar bizon öldürüyor. Sırf kızılderiler yemesin diye, çöp olsun diye. Cengiz Han'ın torunuydu yanılmıyorsam ya da akrabası ilk kimyasal silah kullanmıştır. E o zaman kara vebayı başlattı, 40 milyon insan ölmüştür bütün Avrupa kıtasında. Ama Amerikalılar da kızılderileri tutuyorlar ve geri salıyorlar. Öldürdükten sonra kalan bir kısmı ki sizi işte dostluk ibaresiyle, sevgisiyle salıyoruz. Halbuki o insanlara verdikleri battaniyelere soyuyorlar çünkü çıplak ve kış döneminde salıyor ve saldıklarında verdikleri battaniyeleri çiçek hastalığı bulaştırıyorlar. Yani tuttukları kızı delilerin bir kısmını salmaların tek sebebi şu diğer kalanları bulamıyorlar ve bunların çiçek hastalığını gidip öbürlerine de bulaştırmasını istiyorlar. İşte bu yüzden 40 milyon mu 30 milyon mu yoksa 70 milyon mu öldü bilinmiyor. Çünkü Amerikalıların direkt katlettiği, çocuklarını tekmeleyerek futbol oynadığı o yıllarda, e, bunları abartmıyorum bir hikayesini bir dinleseniz var ya kanınız donar. Kuleler yapılmış cesetlerden. İşte o yıllarda bir de çiçek hastalığıyla e, çok patatesçe, adice öldürülen, soykırıma uğrayan insanlar var. Ha, Avrupa çok mu melek? Avrupa'da da var. Çünkü Transatlantik köle attı hem Amerika'ya hem Avrupa'ya köle taşıyor. Köleler biliyorsunuz Afrika'dan gelen siyahi vatandaşlar. Bütün bu esaretlerin tazminatları ve bedelleri çıkıyor sonradan. 14 Karayip ülkesi onlardan da çünkü köle alınıyor. 3 Avrupa devletine dava açıyor ve yüz milyarlarca lira Dolar artık neyse tazminat istiyorlar. Ee, Afrika aynı şekilde kendi davasına gidiyor. 12 milyon kişinin köleleştirildiğini belgeleyebiliyorlar ve bunun için dava açıyorlar. ABD ise 1619'da 1865 arasında köleliği devam ettirdiği ve milyonlarca insanı köle yaptığı için ilk tazminat ödemeyi 2000'li yılların atıyorum 2010'da mı 2013'te mi ne tartışmaya başladı. 3 şirket bu e, vatandaşların siyah vatandaşların hakkını arıyor şu anda. İstenilen para ne biliyor musun? Söyleyeyim mi size? 1,5 trilyon dolar. Amerika için sağlam bir para. 1,5 trilyon dolar öyle sağda solda bulabileceğim bir para değil. Amerika'nın 10 trilyon doları çevirdiğini düşünürsek bütçe olarak iyi bir para ve umarım öderler. Amerika bu parayı yalandan da ödüyor bazılarını. mesela kızır Kızılderililere yaptığı soykırımı ki kısır değil demek de doğru değil. Red Skin kelimesi çünkü artık yasaklandı kavramı. Kara Ayak kabilesine 2011 yılında 15 yıldır süren bir davanın sonunda Kızır Kara Ayak kabilesine 3,5 milyar dolar ödedi. Bak günah çıkartıyor 3,5 milyar dolar. 2014'te Navajo'lara, Navajo kabilesine 554 milyon dolar. 2012'de de topluca ucuza anlaşıp 10, 12 ya da 14 kabileyle 1 milyar doları olayı kapadı. Aslında bu tazminatları ödüyor ama siyahi vatandaşlar tazminat ödeme konusunda biraz ayak diriyorlar. Fransa ise bu tazminatı hiç ödemek istemiyor. Almanya'nın Yahudilere soykırım yüzünden ödediği tazminat örnek gösteriyorlar. Yine de bunları kıvırıyorlar. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan 620 bin kişiye bugüne kadar tazminat ödemiş. İlk ödeme ilk çıkan baya 10 milyar markmış. Mark vardı o zaman siz bilmezsiniz. <laughs> Bizim dönemimizde çok meşhur. Doların Mark'la savaşı vardı ama muazzam esaretin bedeli ödenmiş. Gelelim videonun 3. bölümüne. Sizin esaretinizin bedeli. Esaretinizin bedelini kısmen hayatta ödersiniz. Bazen de daha erken öder, sonra keyfini yaşarsınız. İlk ödediğiniz esaret bedeli üniversiteye hazırlık, KPSS'ye hazırlık, sınavlara hazırlıktır. O esaretin bedelini ödersin, sonra bir üniversite sınavını kazanırsın, bir devlet memuru bir sınavı kazanırsın ve değer ya da değmez. Çünkü bu maalesef sınavların içeriğine bazen hile karıştı, bazen insanlar kazanamadığı için intihar etti, o yüzden de esaretin bedelini canıyla ödeyen var. İş hayatına kariyerde esaretin bedeli var. Kimileri kendi işini kurmayı başarıyor. Kimisi ise yıllarca çalışıp sonra bir şekilde tazminatını da eline verip kovuyorlar. Ha esaretin bu bedeli tazminat mıdır? Siz söyleyeceksiniz. Bir başka esaretin bedeli var ki bağımlı olduğunuz şeyler. Sigaranın bedelini biliyorsunuz akciğer kanseri. İnsanlara bağımlılık var. Aşıksın onun için ölüyorsun ve bir gün senin karşına geçip ben gidiyorum paşam diyor. İşte o esaret ne oldu? O zaman sana şunu sorarlar. Kim esir etti seni? Sen mi ona esir oldun, o mu sana esir oldu diye zorladı seni? Çünkü bazen hayatta bir de insanın kendine esir etmesi vardır. Tuğla tuğla kendisini konfor alanının içerisine örer. Kendi hapishanesini yapar, içine oturur ve keyfini çıkarır. Sonra der ki, aa ben asosyalim, hayat bana kötü davranıyor. E sen ördün o tuğlaları tek tek, sen koydun o taşları tek tek. Şimdi içeride esir misin yoksa intihar mı ettin? Psikolojik intihar videosunda 11 adımda nasıl intihar ettiğinizi konuşmuştuk, izlersin buradan bazense aile baskısıyla esir olursun ki aile baskısı ve toplum baskısı üzerine videolar var açıklamaya koyarım buradan da izlersiniz. Aile seni öyle bir bastırır ki aman şunun gibi ol aman enişten gibi ol. Mahmut abinin oğlu gibi ol, Ayşe teyzenin kızı gibi ol. Olma bilmem ne. O elalem ne der hapishanesi? Muazzam bir hapishanedir Elalem ne der hapishanesi ve onun içerisinde maalesef kalırsın ve müebbet yatarsın. Ama o elalem üzülmesin. Aman helalem gurur gurduysun. En iyi başarında bir bakarsın elalem diye birisi yokmuş maalesef. İllüzyonmuş. Çalışmak ve paranın, kariyer ve çalışmanın e, çalışmanın ve paranın, kariyerin üçünün birinden esiri olan insanlar var. 365 gün 360'ında çalışıp 5 gün tatil yapıyor. Sonra ölüp de kalp krizine hıp diye gittiği zaman 40 yaşında 50 yaşında dünyada nasıl bilirdiniz? E, öbür tarafa gitti de bu dünyayı yaşamadı ki ne olur bir parça yaşayın, kitap okuyun, gelişin esir olmayın bu dünyaya sosyal medyaya çünkü her zaman vurguladığım şey sosyal medyada esaretin bir bedeli var. 5000 takipçi, 100.000 abone bilmem ne adımın kan istese kimse vermeyecek. Su istese kim getirecek kimsesi yok, arkadaşı yok, dostu yok. O esaretin işte PUBG oynamanın sürekli bilmem nenin hepsinin bir bedeli var. Oraya harcadığın saatler gerçek hayattan çalınıyor. Yemeğe gidiyoruz, oturuyoruz halen kamerayı çekiyor. Ya ye ye yaşa. Yurt dışına gidiyoruz. Ben tur düzenledim. Böyle sohbet muhabbet olsun diye. Para mara almadım yani. Bir grup arkadaşla gittik. Bildiğim her şeyi anlatıyorum. Bosna'yı, İtalya'yı 3 ülke gösterdim. Halen kameraya çekiyor. Selfie, Instagram. Ya gör gör yaşa. Esirsin. Es şuradan damarlarına o telefona esirsin. Bedelli asosyallik ve yalnızlık olarak gidiyor. Birçok ilişki biter o telefon yüzünden biliyor musun? Al sana esaretin bedeli. Şimdi size madem ki film incelemesi yapıyorum 5 tane de film öneriyim öyle bitirelim. Birincisi 1979 Alcatraz'dan kaçış. İkincisi bir Fransız filmi 1945 umarım yanlış hatırlamıyorum. Le Tro, delik demek e, Fransız Fransızca e, Fransız filmi ama izleyin ne olur siyah beyaz gözünüz kapalı izleyin. 2015'te The Room o da. Türkçe çevirisi gizli dünya da boş ver. The Room mutlaka izle bak hiç gözün kapalı izle ki dördüncü önereceğim film de La Vita e Bella. Hayat güzeldir, çok çok güzel bir film. Life is Beautiful İngilizcesi, harika bir film. Hapishane yok ama esir kampı var. Bir baba çocuğu için dünyayı nasıl değiştiriyor gör. Lütfen izle. Sonuncu film Great Escape Büyük Kaçış 1963. O yüzden lütfen onu da bir izle. Bunların zaten posterlerini falan koydum. Gördünüz. Nasıl iyi film analiz edebiliyor muyum bilmiyorum. Ama ben analizi yaptım mı böyle yapmayı seviyorum. ve hikayesini anlatacaksın. Oyuncuları yönetmene saygı göndereceksin. Eser sahibine falan. Ben film bitti mi sonunu izleyen insanlardanım o akışı. E çünkü görüntü yönetmeni filmin baş tacıdır. Uzatmıyorum bitirdim. Son olarak size son olarak size esaretin bedelinin posterinden bir satır yazıyla veda edeceğim. Korktukça tutsak umut ettikçe özgürsün diyor afişte. Enfes bir laf. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Şimdi size sorum. Açıklama bölümüne lütfen yazın. Benim bir emeğim varsa karşına ricamdır. Siz kimin ya da neyin esirisiniz ve bedelini neyle ödüyorsunuz? Ben Enik Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.